Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videola karşınızdayız bu videoda NBA'in açılışına az kala takım tanıtımlarına devam edeceğiz bu videoda size bu yılki New York Knicks takımını tanıtmaya çalışacağız ve ufak tefek yorumlarla beraber potansiyellerini ve tahminlerimizi vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi NBA videolarını başlatmış olduk. İlk videomuz Boston Celtics tanıtımıydı. Geçen yılda yaptığımız gibi ilk Boston Celtics tanıtımını yapmıştık ki sonunda şampiyon da olmuşlardı. Bizim de tahmin ettiğimiz gibi Boston Celtics şampiyon olmuştu. Ezici bir üstünlükle bu yılda ilk Boston Celtics'in şampiyonun takım tanıtımını yaptık. Tabii ki orada ufak değişimler var, fazla yok. Yine güçlü olacaklar. Yine e, tabii ki en büyük favori yine Boston Celtics olacak. Daha tecrübeli anlamda da olacaklar. Ama onların işte karşısına çıkabilecek, özellikle doğuda en güçlü adaylardan biri. Bu yılda, geçen yılda final oynayacaklardı. Doğu'da az kalsın. Indiana elemeyi başardı New York Knicks'i. O da sakatlıklar yüzünden bayağı bir eksilmiştiler. Bu yıl çok daha güçlü bir kadroyla artık varını yoğunu koymaya çalışacaklar. O yıl bu yıl mı diyecekler. New York Knicks en azından doğuda finali birinciliği ya da şampiyonluk hedefiyle parolasıyla tekrardan bu yıl yaptığı transferlerle yeni oyuncularla bunu almak isteyecek. Başa, başarabilecek mi göreceğiz ama e, başaramasa da e, bu yılki kadrosuyla beraber e, daha yüksek seviyede olacaklar kesin. Yani bu yıl çok daha güçlü olacaklar ve çok daha ileri doğru sağlık açısından iyi durumda olurlarsa gitme imkanları olacak. New York Knicks e, NBA'in e, rakam olarak belirtilen yani en güçlü pazarlarından biri, en güçlü organizasyonlarından biri. Son konuşmalara göre, laflara göre diyelim yaklaşık 8 milyarın üzerinde değer biçiliyor New York Knicks takımına. Yani organizasyon olarak sadece oyuncular seviyesi olarak değil bütün organizasyon olarak bu biçiliyor yani Lakers'ın da üstünde gözüküyor, Boston'ın da üstünde gözüküyor bu bağlamda para açısından yani organizasyonun güçlülüğü açısından. O yüzden bu yılda bir takas yaptılar. O takastan kazançta mı çıktılar, kayıpta mı çıktılar zamanla göreceğiz ama tabii ki onlar için çok daha güçlü şampiyonluk adayı olmaları için ve şampiyonluk şansını yüzde, e, yükseltmek için yaptılar bu takası. Yani takımdan Julius Randall gitti. Sakatlığı vardı geçen sezon. Zaten yarı sezonu neredeyse kaçırdı. E, ve Dante DiVincenzo gitti. Yerine Minnesota'nın liderlerinden Karl Anthony Towns'u aldılar. Getirdiler. Yani bu şekilde biraz olsun ııı e, takımı güçlendirmiş oldular. Özellikle 5 numarada 4-5 numarada rahatlatmış oldular. Ve yüzdeli üçlük atışlarını bildiğimiz Carl Anthony Towns'un oyunu açmada da yani Jalen Brunson'a e, oyunu açmada da yer ayırtmaya da büyük katkılarda bulunacak gibi gözüküyor. Tabi ufak tefek e, başka transferler de oldu. Mesela Cameron Payne geldi şamet geldi gibi ufak tefek biraz kadronun e, genişletilmesi amacıyla e, yani daha biraz e, yedek olarak düşünebiliriz. E, ama yine kadro o kadar geniş değil. Şimdi kadroyu bir söyleyelim. Point Guard kısmında Jalen Brunson var. tabii ki e, çok yoruldu. Liderlik yaptı. Bu yıl yine liderlik yapması bekleniyor. Jalen Brunson'ın hatta 100 milyon euroluk bir paradan vazgeçti Jalen Brunson. Sadece ve sadece takıma bu tür transferler yapılabilsin diye Carl Anthony Towns gibi daha kaliteli oyuncular gelsin ki şampiyonluğa oynayabilsinler diye New York Knicks Jalen Brunson tam 100 milyon 110 milyonluk rakamdan vazgeçti. 5 yıl yerine 4 yıllık kontrat imzaladı. Daha düşük seviye paraya. Onun yediği Cameron Payne olacak. Ufak dakikalarda da olsa o da tecrübesiyle birlikte destek verir. Geliyoruz shooting guard pozisyonuna. Orada Michael Bridges geldi. O da önemli olacak. Bu konuda Brooklyn Nets'ten geldi. Orada hem oyunu açmada hem defansif hem ofansif özellikleri olan bir Michael Bridges var. Hem sayı potansiyeli ortalama bir 15-20 sayı her maçta verebilir. Artı da defansta da güçlü durma durumları var. McBride yedekten gelecek. Büyük bir ihtimalle ve Len Chamet dediğim gibi en güçlü olan ufak tefek dakikalarla destek verebilecek bir oyuncu. Ee, geliyoruz. Point for e, shooting for vete. OG Aronobi tabii ki köşe şutlarıyla defansif özellikleriyle pot altında bitirmeleriyle ve 5 numaralar, 4 numaralar karşındaki defansif oyunuyla Çok öne çıkan önemli bir oyuncu. Ona da kontrat imzalattırdılar. Uzattılar. Onu da 3-4 yıllığına bağladılar. O da sakatlık yaşamazsa büyük bir katkı vermesi bekleniyor. Onun yedeği genç Paul Dadiet. Point forward'e geçiyoruz. Josh Hart ve presis açığı Achiu Josh Hart özellikle bitmeyen enerjisiyle ofensif, defansif, free katkı yaparak, bazı maçlarda üçlüklerde sallayarak, sallayarak aslında daha fazla enerjiyle bir sakatlık olağanüstü bir durum yaşamazsa o da orada katkı verecek. Ama orada biraz eksiklik var. Yedekten Pres Açuva gelecek, M4 numara olarak gelecek, M5 numara olarak bazen gelecek. Oralarda eksiklikler 4 5 numarada başlıyor şimdiden. New York Knicks tarafında. Center'a gelince center'da tabii ki yeni gelen dediğimiz Karl-Anthony Towns Minnesota takımda geçen yıl çok iyi maçlar çıkardılar, çok iyi oynadılar. Anthony Edwards, Carl anthony Towns ikilisi Rudy Gobert'in desteğiyle de daha fazla 4 numara gibi oynadı. Karl-Anthony Towns ve 4 numara gibi oynadığı zaman oyunu açabiliyor, üçlükler atabiliyor girip pot altından da bitirebiliyor. Yani bu özellikleriyle birlikte çok daha etkili olacak New York gibi takımda. Çünkü New York'ta da <laughs> delici ve elinde topu tutan bir Jalen Brunson var. Aynı şekilde top istemeden atışlar yapan Michael Bridges de geldi. Yani orada bir uyum yakalarlarsa OG Anobi ile birlikte iyi bir ilk 5 olarak gözüküyor. Bu 5 Yedekten Mitchell Robinson gelecek ama onun sakatlığı var. Ne zaman gelecek, ne kadar oynayacak, ne kadar sezonu çıkartabilecek göreceğiz. Ve yedekten yine Jericho Sims'i aldılar. Jericho Sims tabii ki ufak tefek dakikalarla 5 numarada bazen 4 numarada destek verecektir. Ama orada dediğim gibi Princess Achieva'yı da göreceğiz 5 numarada. Yani 4-5 numarada biraz eksiklikleri var. Belki sezon boyunca oraya bir takviyeler gelecek diye düşünüyorum. Ki olağanüstü sakatlıklar da olmazsa. Yani bu kadroya baktığımızda potansiyeli olan bir takım. Yani ilk 4 olağanüstü sakatlıklar olmazsa Doğu'da ilk 4'e rahatlıkla oynar. İlk 2'ye de alabilir. Yani onların hedefi ilk 2'ye girmek olacaktır. Ki olası Boston'la yine finalde karşılaşabilsinler. En azından oraya kadar kendilerini getirebilsinler diye hedeflerinde ilk iki olacak. Başaracaklar mı göreceğiz. Bu potansiyelleri var. Tabii ki bir virgül bırakıyorum burada. Eğer sakatlıkları olmazsa. Dediğim gibi il 5'e baktığımız zaman Jalen Brunson oyunu açtığı zaman rahatlıkla 30 sayılar atabilen bir oyuncu. Michael Bridges 20 sayılara gelebilen bir oyuncu ve defansif özellikleri güçlü olan bir oyuncu. OG Anunobi hem üçlüğü var hem daha fazla defansif özellikleriyle öne çıksa da sayı katkısı da en az bir 10 sayı 15 sayı yapma gücüne sahip. Coşkar daha fazla defans ama ribantlarla özellikle ve ufak tefek bazen üçlüklerle o da sayı katkısı yapacaktır. Ve center'da yine bir sayı yüksek potansiyeli olan bir Kyle Anthony Towns var. Yani ondan da her zaman bir 20 25 30 sayı atmasını bekleyebilirsiniz. Böyle bir hesaplamada ilk 5'ten gelecek olan olası bir e, 90 sayı civarında gözüküyor. Toplamda yedekten de bir 30 geldiği zaman demek ki bu takım rahatlıkla 120'lere çıkabilecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki bazı maçlarda Brunson patlama yapar. Bazı maçlarda Carl Anthony Towns'da, Michael Bridges'te fazla sayı atabilir. O yüzden ilk 5 olarak sağlam. Ama yedekten Cameron Payne, McBride, Prensis Achiova, Dadie, Jericho Sims gibi bir oyunculara baktığın zaman yedekte hiçbir oyuncu sahip potansiyeli fazla taşımayan yani yedekleri biraz zayıf olan bir takım olarak New York Knicks önümüze çıkıyor. Ama <laughs> güçlü oynayacaklardır. E, draft taklarını verdiler. Donte DiVincenzo'dan, Julius Randall'dan vazgeçtiler. E, yine de yani son kozlarını oynayacaklar. Bir şekilde bir final ya da bir şampiyonluk almaya çalışacaklar. Önümüzdeki yıllarda bu güçlü kadroyla daha da güçleştirebilirse de kadroyu arkadaşlar. Barem olarak 54 maç verilmiş onlara 54 kazansınlar. 54'ün üstü mü gelir, altı mı gelir? Eğer ki büyük olağanüstü bir sakatlıklar olmazsa yani ilk 5'te dayanıklı fazla maç oynayabilirse 54'ün üstüne çıkarlar arkadaşlar. Ama Carl Anthony Towns Josh Hart'ta Anunobi'de ki yüklenirseler Jalen Brunson'da sakatlık yaşayabilir. O yüzden ben benim düşüncem tahminim 54'ün altında kalacaklar. Belki ikinci olurlar. Belki üçüncü. Ama büyük bir ihtimalle 54 galibiyetin altında kalırlar arkadaşlar. New York Knicks takım tanıtımı videomuzda böyleydi. Diğer takımlarla da karşınızda olacağız arkadaşlar katıl butonuna gelin üye olun kuponlar başladığı zaman maçlar cebinize gelsin bol bol kazanırsınız arkadaşlar abone olmayanlar da abone olsunlar NBA başlıyor bol kazanmalar başlıyor Euroleague başladı gelin bol bol size kazandıralım hep beraber gülerek oynayarak ceplerimizi doldurarak devam edelim arkadaşlar bol şanslar iyi kazançlar hoşçakalın